Şimdi stüdyomuzda bir konumuz var efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hemen seçim vaatleriyle konuşalım. En çok dikkat çeken, herkes bu seçimde bazı rakamlarla konuşmaya başladı. Çünkü işte asgari ücret tarif edilirken bazı artışlar ifade ediliyor. İşte en önemli başlık bu oldu. Mazotta indirim diyen var, geçim yardımı diyen var vesaire. Şimdi sizin partinizden sonra da Milliyetçi Hareket Partisi benzer bir program açıkladı. HDP'nin de yine... Benzer. Seçmende bir kafa karışıklığı yaratır mı? CHP acaba hangi şeyiyle öne geçmeli? Nasıl fark yaratmalı? Vallahi CHP Sayın Genel Başkanımız vizyon diye açıkladığı seçim bildirgesi belgesinde bir durum tespiti yapıyor. Bugünkü Türkiye, bugüne kadar yapılanlar 2002'den buraya gelene kadar ve ekonomik bir rakamla da bitiriyor. Diyor ki Türkiye 2008'e kadar işte kişi başına milli gelir $2,300'lardan $10,000'a çıktı ve burada 6 seneden beri kımıldamıyor. Dolayısıyla Türkiye her konuda vasat bir demokrasi, vasat bir ekonomi, orta gelir tuzağı burada saplanıp kaldı. Buradan çıkması gerekiyor. Bunun için de işte hem demokrasisinde hem ekonomisinde hem işte sosyal devlette ciddi müdahaleler gerekiyor. Türkiye'nin sıçraması gerekiyor. İkinci tespiti de Türkiye böyle büyüdü ama bu büyüyen pastanın dağıtımında çok ciddi problemler var. İşte 11 milyon emeklinin 8 milyonu o 1000 liranın altında bir parayla yaşamaya çalışıyor. 6 milyon 200 bin işsiz var. İşte 2 milyonu yaklaşan taşeron işçisi, 1 milyonu devlette. Bunlar asgari ücretle hiçbir güvencesi olmadan yaşıyor. Dolayısıyla ne kadar büyürseniz büyün, eğer adaleti sağlamıyorsanız, eğer bir hakça dağıtma düzeniniz yoksa ki bunu devlet yapar yani vergisiyle, şusuyla, busuyla, teşviyle devlet yapar. Bunlar yoksa problem oluyor. Bunu söyledikten sonra biz işte emekliyle ilgili, işçiyle ilgili, taşeron işçisiyle ilgili, işte 5 milyonu geçen kredi kartı borçlusu faizleri ödeyemeyenlerle ilgili, çiftçiye işte 1,5 lira mazot gibi bizzat insanlara dokunan değişik toplum kesimlerine ama daha çok zayıf olanlara dokunan vaatlerle çıktık. Bugün seçim alanlarında, şimdi ben seçim alanından geliyorum, 3. bölgede milletvekili adayım, işte... Dün Küçükçekmece'de, bugün Bağcılar'da, oradan geliyorum. Her yerde, işte kahvede, esnafta, sokakta, her yerde bunlar konuşuluyor. Olur mu, nasıl olur filan. CHP ilk defa, epey yıllardan sonra ilk defa bu seçimde bir söylem üstünlüğüyle seçime giriyor. Tabii diğer partiler de şeyler söyledi. Onlar da önemli, kıymetli ama ana muhalefet partisi olması, ilk defa söylemiş olması, çok tartışılması dolayısıyla... İki şeyin adresi CHP oldu yavaş yavaş. Bir, bunların gitmesini isteyen bu iktidarın değişik sebeplerden dolayı adaletsizlik, hukuk sistemi, demokrasi, işte başkanlıkta yatması filan değişik sebeplerden dolayı gitmesini isteyenlerin, yani gitsinlerin adresi CHP olmaya başladı. İki, bu zayıf olan kesimlere dokunan projelerin adresi de CHP oldu ve iyi bir hava ile seçim çalışmalarını yürütüyoruz. Demek ki seçmenin CHP'den, siz az evvel dediniz, ilk kez uzun yıllar sonra böyle bir programla seçmen evet, karşısına yani bugüne çıktı. Kadar... Orada mı farklılık yaratacak CHP? Evet, diğer kesinlikle bunu seçimden önce bunların çalışması yapıldı, danışmanlarla görüşüldü, alan araştırmaları yapıldı. Seçmen ne istiyor CHP'den ve siyasetten, bunlar çalışıldı ve tepkisel çıkışlarla ya da hükümetin sürekli yanlışları üzerinden, tabii hükümetin yanlışlarını söyleyeceksiniz yoksa niye çıkıyorsunuz? Ama sürekli bunların üzerinden gitmenin seçmende çok fazla karşılığı yok, doğru da değil. Ve ilk defa bu sefer bir atakla şunlar yanlıştı, biz bunları yapacağız diye çıkıyoruz ve bu vaatleri konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından da sizden de az evvel çıktı. Orta gelir tuzağı diye bir tanımlama. Çok duymadığımız bir ifade bu. Neyi anlatmak istiyorsunuz? Orta gelir tuzağı ne demek? Şimdi bu ekonomide kullanılan tabii bir teknik bir tavır. İşte Türkiye 2002'de 2300 krizden sonra $2,400 kişi başına geliri olan, gerçekten çok düşük geliri olan bir ülkeydi. Bazı şeyler yaptı. İşte bir takım yapısal değişiklikler, Kemal Derviş'le başlayan, üretimin artacağı bazı işler yaptı, yatırımlar yaptı. Dışarıdan yatırım yapılabilir ülke, gene tartışılır ama diğerlerine göre yaptı ve Türkiye 2008'e kadar sürekli büyüdü.
Şansı da vardı. Dışarıda sıcak para vardı. Etrafımızda kısmen barış vardı. Şimdi gibi değildi. Ürettiklerimizi ihraç edebiliyorduk. Böyle bir ortamda 10 bin dolara kadar gelirini çıkardı. Şimdi 6-7 seneden beri 10 bin dolarda takılıp kaldık. Buraya aşabilmeniz, buraya orta gelir tuzağı diyoruz. Buraya aşabilmeniz için ekonomide, yani mali denge filan ötesinde teknoloji ile ilgili katma değer üreten bilgi toplumu, eğitim reformu gibi önemli işler yapmanız gerekiyor. Bunlar yetmiyor. İyi bir demokrasiniz ve hukuk devletinizin olması gerekiyor ki yatırımcı gelsin yatırım yapsın. Yoksa işte bugün mahkeme bir karar veriyor, yarın ne karar vereceği belli değil. İşte iş adamı sadece ekonomik sebeplerden değil de siyasi değişik sebeplerden dolayı vergi incelemesi geçirecek, batacak mı edecek mi? Yani hukuk devletinin işlemediği bir yere gelmiyor yatırım. Yatırımlar gelmeyince de şey olmuyor. Teknolojiniz yok, bilgi toplumunu yakalayamamışsınız, demokrasiniz gelişmemiş, hukuk devleti işlemiyor şu anda Türkiye'nin durumu. O zaman 10 bin dolar civarında takılıp kalıyorsunuz. Buna tuzak diyoruz. Orta gelir tuzağı. İşte CHP orta gelir tuzağından çıkacak bir programla, bir vizyon belgesiyle şeyin karşısına çıktı. Bakın şöyle bir problem var. Özellikle sağ partiler, AKP de aynı şeyde. Bizi millet seçti, biz her şeyi yaparız. Olmaz yani. Tabii millet kimi seçiyorsa ülkeyi o yönetir. Ama neye göre? Hukuka göre yönetir. Bir hukuk vardır. Biliriz yani. Siz de ben de bir şey yaptığımız ya da yapmadığımız zaman ne karşılığımızın ne olacağını biliriz. Böyle olmazsa bu demokrasi filan değil. İşte Türkiye böyle bir noktada. Sayın Cumhurbaşkanı ben yaparım diyor. Seçildi. Bunu da yaparım. Mahkemeye de emrederim. Şunu da alırım. Merkez Bankası Başkanı'na da hızaya getiririm. Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na da. Ey Avrupa Birliği'ne de. Böyle olmaz. Böyle bir ülkede orta geliri aşamazsınız. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı kriz, bu ekonomik kriz falan değil de saplanıp kaldığımız yer burası. Peki. Şimdi seçim sonrasına ilişkin de bazı sorularım olacak ama bugüne geri döndüğümüzde şimdi meydanlarda da böyle biraz sertleşen, kızışan bir söylem var, dil var. Liderlerin kürsülerdeki söylemleri, performansları hakkında ne dersiniz? Sayın Genel Başkanımız hiç böyle bir polemiğe girmiyor dikkat ederseniz. Sürekli olarak baştan girişte konuştuğumuz projelerimizi anlatıyor. Bölgeye göre anlatıyor yani. Bu bir tavır mıdır mesela? Tabii, hani bize kesinlikle. Ne derlerse desinler biz evet. Cevap vermeyeceğiz kesinlikle. Ve ekonomi anlatacağız. Kesinlikle biz projelerimizi düşün, nasıl demokrasi, nasıl bir ekonomi, nasıl bir sosyal devlet bunları anlatacağız. Ama bölgeye göre işte gidiyor Niğde'de. Turizmle ilgili işte patatesle ilgili mazotun niye 1,5 lira olacağını anlatıyor. Nasıl olacağını anlatıyor. Böyle gidiyor. Ortamı geren aslında liderler falan değil. Yani siyasi parti liderleri değil. Ortamı geren tak sahaya inen Sayın Cumhurbaşkanı. Ve tartışmaları aslında siyasi partilerin vaatleri yani demokrasiyi geliştirmek, ekonomiyi geliştirmek, sosyal devlet bunların üzerinde olur. Seçimler de bunların üzerinde gider. Gelişmiş demokrasilerde böyledir. Şimdi Cumhurbaşkanı indi sahaya, işte 400 milletvekili istiyor, alabildiğini her şeyi kullanıyor, işte elinde Kur'an bağırıyor, işte muhalefet partileri sanki rakipmiş gibi unuttu yani bir sene evvel yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini unuttu. O parti genel başkanıymış gibi herkese sert bir şekilde çatıyor ve maalesef toplumu kutuplaştırarak en son işte Sayın Kılıçdaroğlu'na söylediği lafa bakın yani işte ben Kur'an'la yaşadım filan ama seninle Kur'an'la ilişkinde malum. Yani bir defa nereden tutacaksınız? Siz bir defa parti lideri değilsiniz. Ne işiniz var bu işlerle? Diğer parti liderleriyle niye polemiğe giresin? Cumhurbaşkanına söylüyorum. İki, hadi parti lideri gibi konuşuyorsunuz. Niye bu konulara giriyorsunuz? Yani inançlar, kimlikler, yaşam tarzları. Bunlar siyasetin alan konuları değil ki. Bunlar hak ve özgürlüklerin konuları. Varsa bu konuyla ilgili. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi, evet bu kesim belli mağduriyetleri yaşayan toplum kesiminin temsilcileri. Bu mağduriyetlerle ilgili mecliste dünya kadar düzenlemeler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi işte başörtüsü ve kamuda başörtüsü, mecliste başörtüsü bunlarla ilgili bir şey söylemedi, bir sıkıntı getirmedi. Ama istiyor din üzerinden bir kavga yapacak. Sen İmam Hatip'i kapatacaksın. Kapatmayacağım diyor ya. Biz açtık diyor İmam Hatip'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Niye kapatalım? Toplum böyle bir ihtiyacı var. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatacaksın. Ya kapatmayacağız öyle değil falan. Din eğitimi yasaklayacaksın. Ya saçmalama. Şimdi buraya çekmeye çalışıyor.
Dolayısıyla sen genel başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri bunlarla uğraşmayacaklar. Uğraşmıyorlar. Yani bu gerginliğin dışında kalacak bu seçim. Kendisi öyle çalsın, oynasın. Ne karı varsa alsın o karını. Zararı varsa da zararına katlansın. Gündemdeki bir başka konu, çözüm sürecinden süreci hakkında tarafların farklı açıklamaları, iktidar kanadından, HDP'den gelen farklı açıklamalar, masaların devrilmesi vesaire. CHP'den gelen bir açıklama vardı, biz süreci devam ettiririz yine HDP ile diye. Şimdi HDP olmazsa nasıl olur ve çözüm süreci konusunda tavrı ne olur? Şöyle şey yapayım, bir defa CHP. Mevcut durum. Yani demin hani din, kimlikler, işte yaşam tarzları siyasetin konusu olmasın, olmamalı dedik. Böyle yani herkesi, toplumu ilgilendiren, işte 30 bin, 40 bin insanı kaybettiğimiz dünya kadar kaynak, önemli bir yara siyasetin konusu etmemek gerekir. Bakıyorsunuz seçimden önce işte bir takım şeyler var, süreç ilerliyor. Kör topal, yanlış tartışırsınız, doğru değildir, şöyle olsa daha iyi. Ama seçim geliyor, bak şimdi yok diyor böyle bir şey. Yıkıyor her şeyi, masayı falan yıkıyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü Sayın Başbakan falan diyemiyorum, ortada başbakan yok. Yani üzülüyorum da Sayın Davutoğlu arkadaşım, dostum, üzülüyorum yani ortada yok. Cumhurbaşkanı işte bir çıktı, devlet dedi kimseyle görüşmez, görüşen şerefsizdir falan, hatırlayın birkaç sene evvel, 3-5 sene evvel. Ondan sonra işte bir baktık işte görüşme, biz görüşmüyoruz dedi, parti olarak görüş, devlet görüşüyor falan dedi. Ondan sonra işte 3-5 ay evvel devlet adına bakanın işte makamında Dolmabahçe'de karşılıklı şeyler açıklandı. Şunlar olacak, bunlar olacak falan. Cumhurbaşkanı çıktı, bu yanlıştır dedi. Kürt meselesi yoktur, ne masası dedi. Kimseyle muhatap değiliz. Yani seçimin bu konu, yani milliyetçi oylar dolayısıyla seçimin bu konu malzemesi oluyor. Ama öyle bir tehlikeli yerde oynuyoruz ki, hatırlayın Sayın Demirtaş'ın ağzından çıkan bir yanlış, niyeti de belki de o değildi. Kobani olaylarından sonra. Türkiye bir karıştı 6-7 Ekim. 40 kişi öldü, 50 kişi falan diyorlar ama ilk planda 40 kişi öldü. Yani Allah korusun, bu konuşmalar dolayısıyla Ağrı'da böyle bir şey yaşandı. Bu konuşmalar dolayısıyla bu şekilde canlar gitse, yani bir tek can, yani bir can 1 milyon oy. O böyle bir hesap yapılabilir mi? Değer mi yani? Yani daha kıymetli değil midir? Bir can, bir insan, 1 milyon, 2 milyon oydan daha kıymetli değil. Tabii bu süreç devam etmeli. Yani süreç derken Kürt meselesi dediğimiz meselenin çözülmesi gerekiyor. Ama bu artık siyasi oynaşların konusu olmaması lazım. Yani her iki parti de şimdi bu sürecin üzerinden seçimi götürmeye çalışıyor. Yani HDP önceliği var, şu bu var. Ama yani çok tehlikeli bir çizgide oynanıyor, yanlış yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili çok net, açık. Mecliste ana muhalefet partisi olmasına rağmen çok bu konuda girişimler oldu. Biz diyoruz eşit yurttaşlık temelinde bu işi biz çözeriz, çözmeliyiz de. Ama bu süreci yürütürken biraz açık olmalısınız. Yani bu millete anlatamayacağınız şeyleri kapalı kapılar arkasında taahhütlere girmemeniz gerekiyor. Mecliste bu işi çözmeniz lazım. Çünkü Kürt meselesi dediğimiz mesele eşit yurttaşlıkla ilgili bir meseledir. Hak ve özgürlüklerle ilgili bir meseledir. Anayasa ve yasalarla ilgili bir meseledir. Bu meselenin çözüleceği yer de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ya HDP'nin barajı geçemezse? Yani HDP'nin barajı geçer geçmemesi, buna bu şekilde seçimi rehin alamayız yani. Bir tercih yaptılar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak barajın kalkması için defalarca yasa teklifi verdik. Önce 7 verdik, sonra 5 verdik. 3 olursa 3, tamamen kalkarsa tamamen kaldırsın diye istiyoruz. O yani belli bir oy alan bütün partiler mecliste temsil edilsinler. Ama HDP barajı geçemezse başka parti olacak. O bölgenin başka temsilcisi olacak. Dolayısıyla HDP barajı geçemezse diye toplumu, seçmeni rehin alacak bir tarzda yanlış bir şeydir. Bir tercih yaptılar, geçer. Umarım geçer. Yanlış. Yani bu yanlış, yani seçim barajları, bu temsilde adaleti sakatlayan ve Kürt meselesinin de en temel konularından biridir seçim barajı. Çünkü temsil edilemiyoruz diyorlar insanlar. Bunların kalkması lazım. Ama açık yürütülmesi gerek. CHP açık söylüyor. Biz Türkiye'nin bölünmesini istemiyoruz. Kırmızı çizgimiz bu. Bunun dışında hak ve özgürlüklerin hepsini mecliste konuşuruz, tartışırız. Aslında hak ve özgürlükler dediğimiz konularda dünyayı yeniden keşfetmeye de gerek yok, bellidir. Dünyada böyle sorunlar var. Farklı kültürü, dilli yapısı olan insanlar bir arada yaşıyorlar. Federal yapılarda yaşıyorlar, üniter yapılarda yaşıyorlar. Bunların hepsinin yolu var. Yeter ki niyet ortaya konulsun. Ama siz bunları döner,
siyasetin aracı olarak kullanırsanız işte böyle problemler ortaya çıkıyor maalesef. Şimdi yani. Koalisyon kelimesi de çok telaffuz edilmeye başlandı böyle bir ay kala. Olası koalisyonlara CHP nasıl bakar? Ben yakın hemen gördüğü bir parti soru var sormuşken mı? Benim üzerime yıkılan bir şey var. CHP AKP ile koalisyon yapar mı diye bir gazeteci bana sordu. Ben de dedim ki demokrasilerde büyük koalisyonlar vardır. Büyük konuları çözmek üzere büyük koalisyonlar vardır. İşte Almanya'da yapılmıştır. Evet. Yani birleşmeden sonra yapılmıştı. İşte Türkiye'de 61 ihtilalinden sonra belli bir konu vardı. Ve Türkiye'nin önünde de büyük bir konu var aslında. Türkiye 100 yıl taşıyacak yeni bir anayasa. Hani 12 Eylül anayasasını değiştirmek. Bu konuda tabii büyük partiler işbirliği yapabilir deyince hemen CHP Bekaroğlu dedi ki CHP AKP ile koalisyon yapacak. Tabii öyle bir şey söylemedim. Öyle görünüyor bana göre. Hele hele HDP'nin barajı geçmesi durumunda meclisten bir koalisyon görünüyor. Yani tek başına iktidar çıkmıyor. Bu koalisyondan falan da korkmamak gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı indi sahaya, yine müdahale etti. Milleti koalisyonlarla korkutuyor. Kötü örneklerle. Sanki 2002 krizi, işte yüksek faizden kaynaklanan, işte iş adamlarının kendi alanlarını terk edip devlete borç vermeye yönelmelerinden kaynaklanan krizi koalisyon hükümetine bağlanıyor. Koalisyon hükümeti olmazsa, aynı politikaları uygulansa ve 350 milletvekili olan hükümet olsa bile kriz olabilir. Önemli olan koalisyon protokolüdür. Uygulayacağınız ekonomik politikalardır. Nasıl olumlu etkileri olur? Örneğin 8 Haziran sabahı koalisyon konuşulacak duruma gelse ülke. Nasıl olumlu etkileri şöyle olur? Şöyle olur. Önce bir şeye düşer yani. Zaten yavaş yavaş piyasalar dediğimiz bir tanrı var. Benzetme şey olmasın. Bu yavaş yavaş bunu algılıyor. Yani böyle bir şey olur mu olmaz mı diye dolar filan yavaş yavaş algılıyor bunu. Yani önce ne oluyor filan diye bakılır ve piyasalarda biraz durur. Ama daha sonra yani hükümet ortaya çıkınca, protokol ortaya çıkınca, o koalisyon partileri neyin üzerine ittifak ettiklerini, koalisyon yaptıklarını ortaya çıkınca bambaşka tablolar ortaya çıkabilir. Türkiye'nin esas problemi bir baştan söylediğimiz orta gelir tuzağı. Bu yapı ile işte söylemeye çalıştığım işte bilgi toplumu, yüksek teknoloji, demokrasi filan, hukuk devleti bunlar olmazsa zaten Türkiye bir süre sonra kriz bekliyor. Çünkü orta gelir tuzağı dediğimiz olay sürekli olamaz yani. Ya oradan atlarsınız, yukarıya 15 bin dolarlara, 20 bin dolarlara atlarsınız ya da gerilersiniz. Gerileme de bir krizle olur. Türkiye zaten bu krizin eşiğinde. Bunlar yapılırsa bu krizi aşacak. Dolayısıyla kimsenin koalisyonlarla falan koalisyonlardan korkması gerek yok. Türkiye'de demokrasi var, seçim oluyor, sandık kuruluyor. Hükümetlerin kim hükümet edeceğini seçmen karar veriyor. Seçmenin ortaya çıkaracağı tablo hükümete dönüşürse dönüşür, dönüşmese tekrar sandık kurulur. Dolayısıyla hiç kimsenin koalisyon olursa aman ne olur falan diye endişe etmesine falan gerek yok. Yani tek parti hükümeti var. Hukukun, mahkemelerin bu kadar yerlerde süründüğü bir başka dönem var mı? Bak tek parti hükümet. Hangi mahkemeye güveneceğiz? Bir yargıç verdiği karardan dolayı cezaevine kondu. Bakın sıkı yönetim zamanlarında bile, darbe zamanlarında bile yöneticiler, generaller, yargıçların beğenmedik kararları olduğu zaman en kötüsü bir yargıcı oradan alıp bir yere sürerlerdi. Türkiye'de bir yargıç verdiği karardan dolayı apar topar yukarıdan emirle cezaevine konduğu başka bir dönem yoktu ki. Tek parti dönemi. Dolayısıyla koalisyonlardan kimsenin korkmasına gerek yok. Peki. Son olarak İstanbul'la ilgili de bir soru sormak istiyorum. Evet. Az önce dediniz seçim bölgenizde evet. Çeşitli Bağcılar dediniz galiba. Nereleri geziyorsunuz? Üçüncü bölge ben. Üçüncü yani geziniz. İşte Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Esenyurt. Sürekli temas halindesiniz haliyle. Şimdi İstanbul'da 88 milletvekili çıkaracak. Kalabalık bir yerden söz ediyoruz. Dolayısıyla seçimin göz bebeği diyoruz İstanbul için. İstanbullu seçmenin de derdi çok biliyoruz. Genel Türkiye'nin sorunları da elbette sorunları gibi sorunları var İstanbul'un ama bilhassa CHP olarak siz İstanbul milletvekili olarak da İstanbulluya bir şey vaat ediyor musunuz? İstanbul'a özel.
Tabii bu seçim genel seçim. Yani yerel seçimler, İstanbul, kent, ulaşım, trafik filan, ama bunların hiçbiri de genel politikalardan soyutlanmıyor. Dolayısıyla biz genel seçimler, genel politikaları konuşuyoruz. Geniş toplum kitlelerine gidiyoruz. İşte emeklilerle, işçilerle, kredi kartı sorunu olanlarla, bunlarla konuşuyoruz. Ve herkes çok ciddi bir şekilde gidişten, inatlaşan seçmen var yani, onlara bir şey demiyoruz. Yani onlar ideolojik bakıyor, başka şeylerden bakıyor, mağduriyetten bakıyor filan. Ama ortada seçimin sonucunu belirleyecek bir 25 puanlık bir kitle var. Bunlar belirliyor seçimin sonucunu. Bu havuzdan kim ne alırsa şey yapacak. Bu havuzda gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi ekonomik vaatlere bakıyor, cebine bakıyor. Hani şimdi 2 milyon taşeron işçi, yani hiçbir güvencesi olmayan, her an işten atılma korkusu, asgari ücretle çalışan, kıdem tazminatı, izin hakkı olmayan insan bakıyor bu taşeron işçilik sistemi ne olacak? Buna bakıyor. Kim kendisi için bir şey söylüyorsa güvendiğinde de ona yöneliyor. Emekli en perişan vaziyette emekli yani. Hiç artık şey yok. Emekli efendim. Ya işte CHP bunu vaat etti ama CHP bizden değil falan düşünecek noktada değil yani. Emekli 30 sene bu ülkeye hizmet eden insandan söz ediyoruz. 25 sene 30 sene hizmet etmiş, yaşı 60'ı geçmiş ve 1000 liranın altında bir hayatla, bir para ile hayat yaşamaya çalışıyor. Onlar daha çok bunlara, bu vaatlere bakıyorlar. Ama ifade ettiğim gibi Türkiye'de başbakan da toplumu gererek, kimlikler üzerinden kutuplaşarak insanların bunlara bakmasını önlemeye çalışıyor. Ama olmayacak. Bunu yapamayacak. Yapmaya çalıştıkça daha da gerileyecek. Çünkü insanlar bu seçimde daha çok yaşadıkları hayata, birebir yaşadıkları hayata bakacaklar. Yani başörtüsünü, dini, kimliği, milliyeti, bayrağı, her şeyi önemsiyor tabii halkımız. Önemsemiyor anlamında söylemiyorum. Ama başörtülü olan da, olmayan da, muhafazakar olan da, olmayan da, Kürt olan da, Türk olan da, netice itibariyle emekliler 1000 liranın altında, 8 milyon emekli 1000 liranın altında bir hayat yaşıyor. Dolayısıyla yani orada hiç ayrı değiller yani. O dindar, o az dindar, ama neticede 1000 liranın altında hayat nasıl yaşanır? Burada eşitler yani. Dolayısıyla bu vaatlere, bunlara bakarak seçmen davranışları şekilleniyor diye düşünüyorum. Özellikle bu %25'lik esas seçim sonucunu belirleyecek havuz için. Peki. Teşekkürler katkılarınız için efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. NTV'de Öğle Bülteni'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekeroğlu'nu ağırladık efendim. Bir ara verelim.